Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz felsefeci yazar Cihat Özkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Ben Cihat Özkan. Trabzonluyum. Trabzon'un Sürüm ilçesindeyim. İlkokulu Aşağı Aksu İlköğretim Okulu'nda okudum. Sonra lisede bilgisayar bölümü okudum. Veri tabanı. Daha sonra kendimi lisedeki hocalarımın etkisiyle biraz daha sözel bir alana kaydırdım. Felsefeyi seçtim. Üniversitede felsefe bölümü okudum. Ondan sonra iki yıllık da yüksek lisans yaptım. Şimdi doktoraya hazırlanıyorum. Çok tebrikler. Harika bir kariyeriniz var. Teşekkürler. Daha nice başarılar dileriz size. Çok sağ olun. Ve ilk kitabım Şahane Bir Şey Yaşamayı çıkardım. Dediğim gibi böyle. Şimdi ikinci kitabım için de hazırlık yapıyorum. Hayırlı olsun. Daha nice projeler diliyoruz size. Peki felsefe ve şiire ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Şöyle, ortaokuldayken resim çiziyordum. Şaziye Bilge Yıldız hocam vardı. Resim kulübüne üyeydim. Orada sanatla çok iç içeydik zaten. Daha sonra bu yeteneğim biraz köreldi. Bu körelen yetenek yerini şiire bıraktı lise hayatında. Ve lisede hem felsefe hocamın etkisiyle hem de abim üniversite hocası felsefeci. Onun etkisiyle felsefeye yöneldim. Bu şekilde felsefi, şiirsel bir yaşantının içerisine girdiğimi söyleyebilirim. Çok güzel. Şahane Bir Şey Yaşamak adlı kitabınızı sanat açısından nereye konumlandırırsınız? Burada öncelikle yani bir sanat eserini nereye konumlandıramayacağımız sorusunu sormak gerekiyor bence. Ve buna birçok filozofun ağzından cevap verebilirim aslında. Platon, Aristoteles, Kant, Hegel, Nietzsche. Fakat burada belki biraz Arthur Danto'nun yorumuna değinebiliriz. Arthur Danto bir sanat eserini, sanat eseri yapan şeyin ne olduğunu soruyor ve bir şeyle sanat eseri arasındaki farkın ne olduğunu nasıl ayırt edebiliriz sorusunu soruyor. Bunu sorarken de sıradan olan bir şeyin nasıl başkalaştığını ve başkalaşan bir şeyin nasıl sıradanlaştığını sorguladığı bir paradoksun üzerine kuruyor temelini Danto. Ve bunu yaparken çok ilginç bir şey yapıyor. Kendi kitabını tam da kurgusal olan bir şeyi gerçekliğe dönüştürerek yapıyor. Aslında Danto'nun Sıradan Olanın Başkalaşımı adlı kitabı. Şimdi kendi kitabından bahsetmeden önce onun kitabından bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü çok önemli bir kitap bence. Sayın Danto'nun kitabı aslında bir romancının yazdığı romandaki yarattığı karakterin eserinin adı. Yani tamamen kurguda olan bir adı gerçek bir esere dönüştürüyor. Dolayısıyla bize şunu soruyor. Bir sanat eseri var. Bir de şey dediğimiz materyal var. Bu ikisi arasındaki farkı ortaya koyan nedir? Tabii şeye materyal demek çok doğru değil. Yani felsefi açıdan onu diyebilirim. Çünkü şey bambaşka boyutları olan bir kavram. Bu noktada bizi şuraya götürüyor. İlk olarak bize Platon'un ağzından şu cevabı veriyorlar. İşte sanat bir kopyadır. Fakat burada Arthur Danto şunu soruyor. Ama diyor evin birisi çıkıp tam da hiç de kopya olmayan bir bardağı diyelim. Şu bardağın kendisini sanat eseri olarak bir yere koyduğunda ve bu sanat eseridir dediğinde bu bir sanat eseri olarak kabul ediliyor. Artık o bir kopya değil aslında. Tam da şeyin kendisi sanat eseri oluyor. O halde diyor şeyle sanat eseri arasındaki ayrım kopya değil. Üstelik hiçbir şekilde gerçek olmayan şeylerin de kopyasını çıkarabiliriz diyor. Ve bu şekilde bir paradoksal yine zemine döndürüyor bizi. Bir de başka bir örnek veriyor. O örnek de çok güzel. Şey diyor. Biz diyor Van Gogh'un tablosu var. Michelangelo'nun tablosu var. Bir de X denen bir kişi gelip kendi böyle kırmızı bir çerçeve koysa oraya. Ve altına hiç isim de yazmasa. Biz o ama bu sanat eseridir dese. Biz onu niçin nasıl sanat eseri olarak kabul edebiliriz? Yani
Kriterler değil mi? Nedir? Değil mi? Yani farklı kriterler, algılar var, yorumlar var. Bir sanat eserini sanat eseri yapan şey nedir sorusunu soruyor. İşte burada Aristoteles'çi bir cevap verilebilir diyor Danto. Yani şu denebilir bize, biz onun sanat eseri olduğunu söyledikten sonra aslında o sanat eseri oluyor gibi bir cevap alabiliriz diyor Danto. Ama burada bir boşluk oluşuyor sanat eseriyle şey arasında. Dolayısıyla bu gerçeklikteki şeyle sanat eseri arasındaki boşluğun bize gerekli olup olmadığını soruyor bu sefer de. Yani böyle bir şeyi iddia etmek bize sanat eserinin niçin sanat eseri olduğunu göstermiyor. O sanat eseri de diyoruz ve ondan etkilenmeye başlıyoruz. Ama niçin sanat eseri? Hala bir cevap vermiyor diyor bize Aristoteles'in cevabı. Buradan da şöyle bir konuma geçiyor. Bizim diyor bu noktada bakmamız gereken şey diyor aslında ikinci bir nokta. Geçmişte sanat eseri olarak kabul edilmeyen bir şey başka bir dönemde sanat eseri olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla burada da yine aynı soruyu soruyor. Yine aynı soruyla baş başayız diyor. Sanat eserini şeyden ayıran nedir? Burada diyor bize öyle bir tanım lazım ki bu tanım hem o döneme hem bu döneme hem de bu az önce verdiğim örneklerdeki bütün örnekleri kapsayacak bir sanat tanımı olması gerekiyor ki diyor sanat eserinin ne olduğunu ortaya koyabilelim. Fakat tarih değiştikçe, dönem değiştikçe sanatsal eserler de çeşitleniyor ve Danto diyor ki... Bakış açıları da biraz değişebilir döneme göre yani. Evet, bakış açıları da değişiyor ve diyor bu değiştikçe diyor şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla diyor tanım da değişken oluyor diyor. Dolayısıyla diyor bizim burada sığınabileceğimiz tek tanım tanımlanamaz. Sanat eseri tanımlanamayan bir şeydir tanımı. Evet. Fakat Arthur Danto çok değişik bir yaklaşımı var böyle sanata. Dönüp şunu diyor bu sefer, kendisine şunu soruyor. Ama diyor, tanımlanmayan her şey sanat eseri midir? Evet. Yine kendi kendisini hem de bizi şoka uğratan bir soruyla karşımıza çıkıyor. Bu noktada da karşımıza daha ileriye götürüyor eserini. Tartışmayı daha doğrusu. Peki diyor, bir sanat eserini diyor. Sanat eseri yapan şey nedir? Yani bu da değilse nedir? Daha sonra Wittgenstein'ci bir tabir kullanıyor. Biz diyor aslında sanat eseri hakkında konuşurken yorumlardan bahsediyoruz. Bu yorumlardan bahsederken de bu yorumlar dönemsel olarak değişiyor. Wittgenstein'ci anlamda oyun kuramını ele alıyor Danto ve diyor ki oyun gibi diyor. Mesela biz ebecilik oynarsak mesela az sonra o ebecilik bir dönem sonra gözümüzü bantla bağladığımız zaman körebe oyununa dönüşüyor. Daha sonraki bir dönemde maskelerle oynarız. Maskeli körebeye falan dönüşebilir. Evrilen bir şey yani belli kuralları yok. Dolayısıyla sanatta da diyor Danto... Sanat eserinin aslında ya da sanat dediğimiz şeyin aslında dönemsel olarak gelen bu değişkenlikten dolayı bir tanımlanamazlığı var diyor. Ama hala aynı soruyla iç içeyiz. Tanımlanamazlığın kendisi bize bir şey vermiyor. Bütün çünkü tanımlanamayan her şeyin sanat eseri olduğunu iddia edemiyoruz bu sefer de. Bu sefer Arthur Danto daha ileriye gidiyor. Bu sefer diyor biz tarihsel bir süreç içerisinden bakarak diyor. Yani Hegelci bir perspektifle bakarak. Ya şimdi normalde bu filozofların tek tek kendi görüşlerini açıklamaya kalksak saatler sürer. Ama o yüzden Danto'nun ağzından tartışmak ya da ortaya koymak daha güzel oluyor. Sanat eserinin tarihsel süreç içerisinde kendi bilincine varması, kendine bir dönüşü olarak yorumlanmasından bahsedebiliriz diyor. Yani eserleri aslında dönemin görüşüne göre değerlendirmek de önemli olabilir değil mi? Yani hı hı. Bugünün şartlarıyla geçmişi değerlendirmek, yargılamak, yorumlamak çok doğru olmayabilir. Çünkü o dönemin şartlarından etkilenerek sanatçı bir eser oluşturuyor. Evet, aslında en sonda oraya doğru gidecek Danto'nun yorumu. Çünkü tarihsel süreç dediniz. Tarihsel süreçle ilgili de hemen yine kendisine eleştiri getiriyor. Ama diyor bu sefer de diyor sanat eseriyle, şimdi Hegel bir felsefeci, felsefi gözle bakıyor. Sanat felsefesi arasındaki ayrımı nasıl yapacağız diyor. Sanatla sanatın felsefesini nasıl birbirinden ayıracağız artık? Şeyle sanatın ayrımını bıraktık, ötekini ayıramaz bir paradoksun içerisinde bizi çeker diyor bu. Ve bu
Bunu söylerken felsefenin yaptığı şey diyor burada, tanım getirmektir diyor. Dolayısıyla diyor biz tanım getirmeliyiz diyor. Yani felsefe tanım getiriyor. Kuramsal bir yaklaşım bu. Kuramsal bir yaklaşım. Ya şimdi şöyle, Danto dediğim gibi paradoksal bir zeminde baktığı için kuramsallığın reddedilmesi de aslında bir kurama dönüşüyor. Evet. Çok. Her şeyi reddedebilirsiniz yani. Evet. Yani ama o reddetmenin kendisi bir kurama dönüştüğü zaman çok paradoksal bir şeyin içerisine atıyor bize. Evet. Tarihin de aslında buna gebe olduğunu söylüyor sanat açısından. Şimdi ondan sonra birazcık daha sizin dediğiniz yere doğru evriliyor. Şimdi burada birazcık Freudçu bir dille konuşmaya başlıyor. Etkileri. Yani diyor ki bir eser oluşurken diyor aslında yazarın sadece kendisinin ortaya koyduğu bir eser değildir diyor. Onun bilinç altındaki şey vardır. Tabii ben birazcık Danto'dan ayrılacağım bu konuda. Bilinç altı değil de biraz Lacan'cı bir kavramla bilinç dışı diyeceğim. Yani bilinç dışı bize toplumun içerisinde empoze edilen bazı kodlamalar var. Kültürel kodlar. Tabii klişeler var. Birçok fikir var. Yani bunların dışında bilinç dışı dediğiniz şey aslında bunların da dışında bir şey. Evet. Böyle hiç bilemediğimiz, çözemediğimiz bir nokta. Evet. Ve Lacan diyor ki bu bilemediğimiz nokta bize kendisini dayatır diyor. Yani bilinç dışımız bizim bilincimizi, yani bizim eserimizi belirler. O yüzden biz eserimizi ortaya koyarken bunu tamamen bilinçli olarak ortaya koyduk diyemiyoruz maalesef. Çünkü bilinç dışı bir sürü şey de kendisini o esere, hayatımıza dayatıyor kendisini. Evet. Sadece esere değil, hayatımıza dayatıyor kendisini. Ama biz bu psikanalist bakış açısını kenara bırakırsak, kültürel açıdan da zaten bir sanatçının ya da bir eser sahibinin diyelim toplumdan, kültürden kopuk bir eser ortaya koyması yani ne kadar düşünülebilir? Yani çok düşünebilecek gibi gelmiyor bana. Topluma aykırı yaptığı şey bile aslında Danto'cu bir şeyle bakarsak. Bir şeyin reaksiyonu. Tabii bir şeyin reaksiyonu. Mesela ben yine onu göz önünde bulunduruyor. Feminist arkadaşlarla da çok tartışıyoruz. Diyorum siz diyorum kadın tanımı yaparken diyorum erkeğin üzerinden kadını oluşturmaya çalışıyorsunuz hala. Oysa diyorum kadını kadın olarak ortaya koymanız gerekiyor. Hiç erkeği hesaba katmadan. Ancak o şekilde orijinal bir kadın ortaya çıkabilir. Kadın yani bir erkekle sürekli mücadele ve kıyaslama içerisinde değil de kadının kendi varlığını ortaya koyması olarak çıkabilecek bir şeydir diye böyle bir tartışmamız oluyor. O da güzel böyle aramızdaki samimiyetten dolayı. Ne güzel, şahane. Danto'ya geri dönersek, Danto daha sonra işte diyor ki bu kültürel bağ içerisinde de diyor, bizi diyor, yazarın verdiği şey diyor, bu sanat eserinde verdiği şey diyor ya temayla, ya simge, imge ya da metaforla bir şeyle vermek zorunda diyor bunu sanatçı. Ve diyor ve bunu yaparken diyor bizi diyor sanatçının bir de üslubu vardır diyor. Kendi üslubu vardır. Ve biz diyor metafordan bahsederken diyor o metaforun işlenmesi farklı bir şey. Üslubun varoluşu daha farklı bir şey. Üslup biraz mesela metafor bu kitabın içerisinde herhangi bir metafor bulunabilir. Ama o metaforun dışında kitabı yorumlamak için kendi bilgisinin üslup birazcık bilgiyle orantılı bir şey. Yazarın kendi üslubunun da yüksek olması gerekiyor. Bu yüzden Sezen Aksu'nun şahane bir şey yaşamak şarkısı anlaşılmadı. Çünkü kendisi üslup olarak hem kendi tarzını ortaya koymuş bir sanatçı hem de çok özel bir yeri var ve bilgisel açıdan çok güçlü bir kadın. O yüzden anlaşılmadı. Yanlış maalesef. Anlaşıldı maalesef çoğu söylediği şey. Maalesef. Şimdi kendi eserimi Danto'nun şeyine bağlayarak bir yere yerleştirecek olursam şöyle söyleyebilirim. Şimdi bir geçmiş dönemde diyelim Abelardus var, şair, mantıkçı şair. İşte diyelim Halil Cibran var, mistik şair. Bunlar felsefeyle çok ilgilenen kişiler. Dolayısıyla benim eserimde hem felsefi hem toplumsal sorunlara da değinen, özellikle Nuh'un Gemisi şiirim çok beğenilen bir şiir, tekabül eden bir eser. Bunun dışında ben hem o
onların kültüründen bizim kültüre sızan şeyleri onlarla beslendiğimi düşünüyorum. Kesinlikle. Hem de kendi eserimin toplumsal sorunlara değinen bir konuda olduğunu düşünüyorum. Yani felsefi bir şiir kitabı, sadece bir şiir kitabı değil aslında. Felsefi boyutu da antik var. Antik Yunan'daki felsefi kitaplar gibi diyebilirim birazcık. Ne güzel, harika. Peki son olarak geleceğe dair planlarınızdan bahseder misiniz? Yani Nietzsche'ci bir tabirle söylersem, Nietzsche Zerdüştü yazmadan önce hamileyim diyor. Çok güzel bir tabir. Evet. Sokrates de felsefede ebemizdir bizim. Felsefeci olarak hamile olduğumuz zaman Sokrates'e başvururuz. Gelecekle ilgili planım, ilk planım ben problemini ele aldığım kitabımı yazdım. Onun kendi ön sözünü yazıyorum, onu çıkarmak. Onun dışında bir tane daha bir şiir kitabım var. Sonra bir kitabım daha var. Ne güzel. Hazır işte onları yavaş yavaş çıkarmayı düşünüyorum. Harika. Ben dediğiniz kitap ne tür bir kitap? O tamamen felsefe kitabı. Akademik bir kitap hatta diyebilirim. İsmini de Ben Neyim ya da Kendini Bil. Böyle bütün bir şekilde koymayı düşünüyorum. Hem Antik Yunan'daki Kendini Bil söylemine bir gönderme yapmış olacak Platon'a. Hem de çalışmada benim yol arkadaşım Immanuel Kant oldu. Kant incelemesi oldu birazcık. Kant üzerine oldu daha doğrusu. Kant'ın ben kavramı ile ilgili görüşünü ele aldığım biraz şey oldu. Biraz açıklar mısınız? Orada da şunu ele aldım ben. Ben denen bir varlık var mı arka planda bizim yerimize? Yani Descartes diyor ki düşünüyorum o halde varım, ama Kant diyor ki bu düşüncenin var olduğunu ortaya koyar. Ben denen bir varlığın olduğunu ortaya koyamazsın diyor sen bununla. İşte bu Descartes'ten da bahsediyorum tabii kitapta bayağı bir eleştirel açıdan. Ama yani zaten bu benim şiir kitabım, asıl alanımla ilgili kitabım o olacak. Çıkaracağım kitabım, felsefe kitabım olacak. Şahane. Sizinle sohbet çok keyifliydi ama maalesef programın sonuna geldik. Teşekkür ederim. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Harika, çok sağ olun. Harika paylaşımlarda bulundunuz. Katılımınız için tekrar son teşekkürler. Son bir cümle söyleyebilir lütfen miyim? Lütfen. Öğretmenler çok değerli. Öğretmenlerin kitap okuması çok önemli. Öğretmenlerin öğrencileri, yani ben kitap oku deyip kitap okumayan da çok öğretmen çok var maalesef. Çok var. Kitap okuyan bir gençlik için kitap okuyan, kendisini sürekli geliştiren, ama tabii ki diğer yandan toplumu da birazcık eleştirmek lazım. Öğretmene hiç değer verilmiyor eskisi gibi maalesef diyebilirim. Çok üzücü. Öğretmene aşırı derece değer verilen bir dizayna ihtiyacı var bu toplumun çok, diyebilirim. Çok. Yani öğretmenlerin daha nitelikli hale gelmesi gerekiyor. Ülkemizde kitap okuma oranı çok düşük ne yazık ki. Çok düşük maalesef. Çok Batı'ya kıyasla çok gerilerdeyiz. Umarım bu kitap okuma oranı da yükselir. Umarım inşallah yükselir diyelim. Tekrar çok teşekkürler. Daha nice başarılar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz felsefeci, yazar Cihat Özkan'dı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.